Sıcak noktadan iyi akşamlar. Dop dolu bir programla daha karşınızdayız. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin hatta NATO son dönemlerde üst üste askeri tatbikatlar yapıyor. Bu durumda akıllara acaba 3. Dünya Savaşı mı yaklaşıyor sorusunu getirdi. Biz de bugün bu sorunun yanıtlarını aradık. Az sonra ekranlara getireceğiz. Dünyanın görmezden geldiği yasa dışı göçmen sorununu da bu programda ele alacağız. Fethullahçı terör örgütüyle mücadele de kapsamlı olarak devam ediyor. Özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı bir rapor var. Raporun detaylarını da az sonra yine ekranlara getireceğiz. İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik dev bir operasyon yapıldı. Bu operasyonu sadece sıcak nokta farkıyla izleyeceksiniz. İsterseniz fazla vakit kaybetmeyelim. Ben Osman Küçükdalak, Sıcak Nokta İstanbul'dan başlıyor. FETÖ ile başlayalım. Fethullahçı terör örgütüyle oldukça kapsamlı bir mücadele var. Mücadelenin tabii bir de dijital boyutu var. Son derece önemli. Zira FETÖ militanları farklı isimlerdeki adresler üzerinden sosyal medyada oldukça yoğun şekilde kara propaganda yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü de bu konuda son derece önemli bir rapor hazırladı. Rapora göre özellikle firari FETÖ militanları talimatı bizzat Pensilvanya'dan alıyorlar. İsterseniz raporun detaylarını ekranlara getirelim. ...15 Temmuz hain darbe girişimi FETÖ'nün devleti ele geçirmek için gerçekleştirdiği en büyük saldırıydı. Tanklarla sokaklara çıktıklarında insanların evlerine kaçacağını planlamışlardı. Ancak hiçbir şey planladıkları gibi gitmedi. Demokrasi için etten duvar ören halk Türkiye'yi işgal girişimine geçit vermedi. Fethullahçı terör örgütü devleti ele geçirmek için nice tuzaklar kurdu, nice planlar hazırladı. Ancak tüm bunlar devleti ele geçirmeye yetmeyince örgüt 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra iyice deşifre olan örgüt militanları çok farklı bir kılıkta ortaya çıktı. Ancak şeytanın kara kutusu daha açılmadan bakın nasıl deşifre oldu. Terör örgütü deşifre olan her suç şebekesi gibi 15 Temmuz'dan sonra yeraltına indi. İhanet gecesinin ardından FETÖ ile etkin bir mücadele dönemine girildi ve terör örgütüyle mücadele aralıksız sürüyor. Örgütün tüm planları bir bir deşifre ediliyor ve kurumlardaki hücre yapılanması çökertiliyor. Örgüt içindeki çözülmeler de gün geçtikçe artıyor. İtiraflarla birlikte kripto FETÖ mensupları da bir bir ele geçiriliyor. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik bir rapor hazırladı. Çok sayıda örgütsel belge ve dijital materyallerin çözümlenmesinden oluşan raporda, örgütün sosyal medya üzerinden yoğun bir çalışma yürüttüğü ve kendisini sahte hesaplarla nasıl kamufle ettiği açık açık anlatılıyor. Söz konusu rapor, FETÖ'nün halen kirli senaryolar hazırlamaya çalıştığını somut bir şekilde ortaya koyuyor. Açılan sahte hesaplara siyasi muhalif süsü veriliyor. Yine bu hesaplardan 15 Temmuz'un bir tiyatro olduğu ve darbe girişiminin ardından yurtsever subayların orduyla ilişkisinin kesildiği algısı yaratılmak isteniyor. Fethullahçı terör örgütünün sosyal medyadaki bu kirli oyununun amacı yeni sokak hareketlerine zemin hazırlamak. Bu nedenle örgüt militanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi partilere sızma talimatı verildi. Neyi görüyoruz? Renklendirildiklerini görüyoruz. Kendileri bunu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki renklendirme diye geçmemiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Bizim şu parti, bütün partiler ama buna AKP, CHP, MHP, Büyük Birlik Partisi dahil olmak üzere bütün partilere örgüt üyeleri girecekler illerde, ilçelerde.
Cemaat ve tarikatlar, işte İsmail Ağası, Çarşambası, şusu, busu, Kadirisi ne varsa, yani Süleymaniyesi, onlara girecekler. Ve bunlar nasıl girecekler, ne yapacaklar ve sonra oradan nasıl örgüte yarar sağlayacaklar, bunu görelim. Ayrıca sol ve muhalif ve Atatürkçü kimliklere ve örgütlere bürünecekler. Bunun için işte toplumda ne yapacaklar? İşte örneğin bugün sosyal medya hesaplarına doğru yanlış, çoğunlukla da yalan olmak üzere ufak tefek görüntüler işte ya da fotoğraflar ve uğraşıyorlar da yalan için. İşte bunu paylaşıyor. Bu sefer ne yapıyor? Laik kesimi ayaklandırmaya çalışıyor. Bir bakıyorsun Alevi kesimi ayaklandırmaya çalışıyor. Hazırlanan rapora göre hücre evlerindeki militanlar bu sahte sosyal medya hesaplarının çoğaltılmasında rol alıyor. Bu hesapları yönetenler gerçek kişilerle DM olarak bilinen doğrudan mesaj yoluyla iletişim kuruyor. Mesajlarsa tümüyle kara propagandadan ibaret. Ya 2 yıldan beri neredeyse darbe sonrası konuşulan birçok konunun ya mesela kaç saat oldu net diye bir şey var. Ben bunu söylemlerinden ve yaptıklarından FETÖ'cü olduğunu kaç defa yazdım. Kaç defa anlattım. Çok ünlü isimlerin adını kullanarak açılan hesaplar var. Bunların da FETÖ'cü olduğunu yazdım. İşte mesela Gezi eylemcisi, Çapulcu Kız veya işte hatta ünlü isimlerini söylemeye gerek yok. Ünlü sanatçıların isimlerini, o dönem parlamış isimleri kullanarak nasıl provokasyonlar yaptığını ve bunların hepsini açtım topluma. Yani neden, nereden, bir şey bildiğimden değil ama ben bunların söylemini ve hangi olaylar karşısında ne tepkiler verdiğini çok iyi bildiğim için onlara bakın bunlar FETÖ'cü. Çok ünlü isimleri uyardım. Çok ünlü isimler beni aradı. Gerçekten FETÖ'cü mü diye. Takip ediyorum çıkayım mı diye. Emniyetin raporuna göre 15 Temmuz yargılamaları üzerinden uluslararası medyada Türkiye'yi zor durumda bırakacak yazılar yazılması, bu çalışmaların daha sonra Türkiye'de algı amaçlı paylaşılması talimatı da verildi. Fethullahçı terör örgütü mensuplarının bu süreçte farklı dillerde de çok sayıda hesap açtığı ve kara propagandayı uluslararası alana yaymaya çalıştığı da tespit edildi. FETÖ mensupları sosyal medyadaki çalışmalarıyla ilgili Pensilvanya'daki örgüt elebaşını da düzenli olarak bilgilendiriyor. Rapora göre Gülen'e 15 Temmuz'un ardından 220'ye düşen sosyal medya hesabı sayısının 730'a çıkarıldığı bilgisi iletildi. Terör örgütü son dönemlerde sosyal medya üzerinden ekonomik kriz senaryoları da yayıyor. Fethullahçı terör örgütünün sosyal medya örgütlenmesi önemli ölçüde deşifre oldu. Emniyet kaynakları yine de kara propaganda aracı olarak kullanılan ve halkı kin ve nefrete sevk edecek içerikler paylaşacak hesaplara karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıyor. Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede yurt dışındaki yapılan operasyonlar da son derece önemli. Milli İstihbarat Teşkilatı Fethullahçı terör örgütünün Afrika yapılanmasına da daha önce bildiğiniz gibi büyük operasyonlar yaptılar ve Afrika yapılanması önemli ölçüde çökertildi. Örgütün Afrika'daki yapılanmasıyla mücadele İstanbul'da da devam ediyor. Hafta içinde büyük bir operasyon yapıldı ve Gana'daki FETÖ'cülere İstanbul'dan finans desteği sağlayan şüpheliler gözaltına alındı. Sıcak Nokta farkıyla izleyeceksiniz. Fethullahçı terör örgütü, kirli ve karanlık faaliyetlerini sadece Türkiye'de sürdürmedi. Örgüt, eğitim kisvesi altında dünyanın pek çok ülkesinde örgütlendi. Afrika ülkeleri de hedefteydi. Peki terör örgütü, Afrika ülkelerine neden bu kadar önem veriyordu? Etkin ne kadar güç varsa, her güç aslında bu okullarla çok kısa zamanda ilintili, bağlantılı hale getirildi. Bunu da yaparken de okullar aslında bir anlamda yem gibi kullanıldı. Maksat aslında okul muydu, eğitim miydi, yoksa bu okullar üzerinden o ülkelerin sosyo-kültürel, ekonomik hayatı üzerinde bir nüfuz kurma mıydı? Bu bir plandı kuvvetle muhtemel. Belki 25 yıllık, 50 yıllık bir plandı ve bu plan bittiğinde, yani tam süresini doldurduğunda dünyada çok etkin bir ağ ve bu ağın merkezi halen ABD görünüyor.
Türkiye Maarif Vakfı, bugüne dek FETÖ'nün 12 Afrika ülkesinde faaliyet gösteren 94 okulunu devraldı. Bu ülkeler Gine, Somali, Sudan, Kamerun, Kongo Halk Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Tunus, Senegal, Çad, Kongo Demokratik Cumhuriyeti. Ayrıca Afrika'da 26 ülkeyle de FETÖ'ye ait okulların devri için mutabakat zaptı imzalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı da örgütün Afrika yapılanmasına yönelik başarılı operasyonlara imza atıyor. FETÖ'nün Gabon yapılanması içindeki Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demir Önal 10 Nisan 2018'de Türkiye'ye getirildi. Firari FETÖ'cülerin üzerinde örgütsel dokümanlar, 20 bin Amerikan doları ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları bulundu. İşte en son Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü hamdolsun onlar da ülkemize teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak BRICS zirvesi için gittiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de Afrikalı yöneticileri FETÖ konusunda uyardı. Örgüt mensuplarının Afrika ülkelerindeki kamu kurumlarına sızdığına ve ileride 15 Temmuz benzeri bir ihanete kalkışabileceklerine dikkat çekti. Bunlar Müslüman görünümü altında İslam'a en büyük darbeyi vurmuşlardır. Sakın ha bunların oyununa gelme. Bunlar ciddi manada teröristtir. Bu örgütün söylemlerine, büründüğü kılıfa asla aldanma. Takiye ve yalan bunların en rahat kullandıkları araçlardır. Terör örgütünün Afrika yapılanmasıyla ilgili mücadele sadece kara kıtadaki diplomasi ve istihbarat faaliyetlerinden ibaret değil. FETÖ'nün Afrika ile ilintili Türkiye yapılanması da mercek altında. İstanbul Emniyeti de geçtiğimiz günlerde örgütün Afrika yapılanmasında önemli roller üstlenen FETÖ militanlarına yönelik başarılı bir operasyona imza attı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yapılan operasyonlarla Fethullahçı terör örgütüne darbe üstüne darbe indirildi, örgütün beli kırıldı. Örgüte en ağır darbe indiren birimlerden bir tanesi de İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri oldu. Ve işte şu anda toplantı yapıyorlar ve biraz sonra tekrar FETÖ operasyonu için düğmeye basılacak. Örgüt içinde çözülmeler başladı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen örgüt üyelerinin verdiği bilgiler örgütün çıkışını hızlandırdı. Örgüt mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme programı BILOG sayesinde tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda yakalanan bir kişi önemli bilgiler verdi. İtirafçının anlattıkları, örgütün Afrika'ya nasıl ve hangi taktikleri kullanarak yayılmaya çalıştığını da gözler önüne serdi. İfadeyle birlikte örgütün Gana, Nijerya, Nijer, Burkina Faso, Benin, Kamerun gibi ülkelerdeki yapılanmasının bir danışmanlık ofisini de etkin olarak kullandığı ortaya çıktı. İtirafçı, Gana ve Afrika ülkelerindeki sözde ülke imamları, okul sorumluları ve iş adamlarıyla ilgili önemli isimler verdi. İstanbul Emniyeti de bu bilgiler üzerine harekete geçti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon başladı ve önceden tespit edilen Fethullahçı terör örgütüne mensup kişilerin evleri bir bir basılacak ve o kişiler yakalanarak sorguya alınacaklar. TRT Haber Sıcak Nokta ekibi olarak bu operasyonu yalnız biz şahitlik ediyoruz. İstanbul Organize Suçlar Mücadele Şube ekipleri FETÖ üyesi olduğu iddia edilen kişileri yakalamak üzere şu anda apartmanın kapısındalar. Kapılar çalındı, şüphelilerin adreslerine gidildi. FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla önceden tespit edilen isimler var. İşte onlar adreslerinden alınmak üzere şu anda polisler kapılarına geldi ve onları alarak emniyet müdürlüğüne götürecekler ve sorguya alınacaklar. Ve iddialara göre bunlar halen yaşayan hücreler ve fiiliyatta da örgüte para ve finans desteği sağlıyorlar. Artı eleman desteği sağlıyorlar. Bu iddiayla operasyon başlatıldı. FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülüyor. Ve eve yapılan baskında FETÖ üyesi olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı ve şu anda da emniyet müdürlüğüne götürülüyor. İstanbul'da adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik 10 Ekim'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 3 kişi de örgütün Afrika ülkelerinden Gana'daki yapılanmasında görev alan önemli isimlerdi.
Üç şüphelinin halen örgütün Gana'daki yapılanmasına finansal destek sağlamaya çalıştığı belirtiliyor. Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken Kadıköy'de saklandığı evde yakalanan eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun da 2017'de tutuklanmıştı. Her gün bir yerlerde yeni deliller bulunuyor. Yeni şifreler çözülüyor. Daha önce bilinmeyen, tespit edilememiş insanlar bunlara dayalı olarak savcılarımızın, hakimlerimizin karşısına çıkartılıyor. Bugün olmazsa yarın ama bir gün mutlaka. Tüm hainler ihanetlerinin hesabını verecek. Sıcak noktayı yakından takip edenler hatırlayacaktır. Yaklaşık bir ay önce Kıbrıs'a gitmiştim. Zira Rusya tarihinde ilk defa Akdeniz'de dev bir askeri tatbikat düzenlemişti. Biz de ekranlara getirmiştik. Rusya daha sonra ise Çin ile birlikte yine dev bir askeri tatbikat yaptı. Şimdi de NATO Rusya'nın yanı başında büyük bir askeri tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Peki tarafların birbirlerine bu denli dev askeri tatbikatlarla gözdağı vermesi neyin habercisi, yoksa 3. Dünya Savaşı mı yaklaşıyor? İzleyelim. Suriye, Ukrayna, Yemen. Artık hiçbir iç savaş sadece bölgesel bir çatışmadan ibaret değil. Çünkü küresel güçler bu iç savaşların her birine müdahil. Yani tüm iç çatışmalar aslında büyük güçlerin sürdürdüğü birer vekalet savaşı. Bu yüzden de akan kanı durduracak çözümler bir türlü üretilemiyor. Peki büyük güçler arasında giderek artan resleşme bu vekalet savaşlarını bir dünya savaşına dönüştürebilir mi? Düne kadar sıradan bir felaket senaryosu gibi görülen bu ihtimal giderek güçleniyor. Son örnek Trump yönetiminin tetiklediği ticaret savaşları. Üstelik hedefte sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel rakipleri yok. Birleşik Devletler'in Avrupalı müttefikleri de Trump yönetiminin vergi hamleleriyle başlattığı ekonomik savaştan nasibini alıyor. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu sistem vardı ve Amerika'nın korumasında ve hegemonyasındaki devletler Batı bloğu ve Sovyetler Birliği'nin koruması ve hegemonyasındaki devletler. Şimdi o dönemde o devletler tüm ekonomik, siyasi, askeri ilişkilerini birbirleriyle yapıyorlardı. Çok nadir olarak kutup lideriyle olan sorunlarda diğer tarafla işbirliği içerisinde oluyorlardı ve bu kısıtlıydı. Şimdi Soğuk Savaş bittikten sonra, 90'da Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra İşler tamamen değişti. Öyle bir şey oldu ki bu sınırsız iletişimle beraber küreselleşmenin çok fazlasıyla ivme kazanması her ülkeyi başka bir ülke içerisinde, hatta birbiriyle böyle karmaşık bir girift yapıya sürükledi. Ve bu girift yapı her ülkenin her ülkeyle ekonomik, siyasi, askeri ilişki kurmasını sağladı. Washington yönetiminin gümrük vergilerini artırarak Çin ve Avrupa'yı hedef alan adımları Amerika Birleşik Devletleri'nin bütçe açığını azaltmaya hedefliyor. Bu strateji sonuç verecek mi meçhul? Ancak kesin olan bu yönde atılan adımların daha büyük çatışmalara kapı araladığı. Artan siyasi gerilimler, değişen ittifaklar ve yıkıcı ticaret savaşları 1. ve 2. Dünya Savaşı öncesindeki şartları hatırlatıyor. Aslında ekonomik rekabetin prensibi değişmedi. Yani doğal kaynakları elinde tutan, elindeki nüfuz etkisini farklı bölgelere yayabilen devletlerin gelecekte hayatta kalma şansları artıyor. Her ne kadar modern dünya dijital ortama kaymış ve bugün dünya ekonomisini elinde tutan büyük firmaların çoğunu, hatta tamamına yakını Amerika Birleşik Devletleri menşeli olmasına rağmen bu kaynaklara ulaşımda ve bölgesel stratejik politikaları belirlemede askeri gücün gösterimi çok önemli. Stadt und Land nichten Arbeit
Her iki dünya savaşı öncesinde de büyük güçler arasındaki ekonomik rekabet günümüzdekine benzer bir şekilde kızışmıştı. Ve her iki dünya savaşı öncesinde de Batı dünyası kendi içinde bir çıkar çatışmasına tutuşmuştu. İngiltere'nin Brexit referandumuyla Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar vermesi, benzer bir çıkar çatışmasının çoktan başladığının işareti. Sadece Batı'da değil, Doğu'da da kartlar yeniden karılıyor. Daha önce kendi yasaları gereği ordu kurması bile mümkün olmayan Japonya, 2015 yılında yaptığı anayasa değişikliğinin ardından silahlanmada üst üste rekorlar kırdı. Japonların beyaz kitap olarak bilinen savunma konseptinde en büyük tehdit olarak gösterilen Çin de hızla silahlanıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu yılın başında binlerce askere yaptığı konuşmada Asya Pasifik'te suların ne kadar ısındığının da göstergesi. Çin lideri tüm dünyanın dikkatini çeken konuşmasında askerlere savaşa ve ölmeye hazır olun emrini vermişti. Artan silahlanmaya, askeri harcamalara ayrılan bütçeye ve siyasilerin giderek keskinleşen söylemlerine daha verilebilecek onlarca örnek var. Tüm bunlarsa yeni bir dünya savaşına duyulan endişeleri artırıyor. Ancak daha somut bir endişe kaynağıysa tarafların birbirine gözdağı vermek için üst üste düzenledikleri devasa tatbikatlar. Tatbikatlar aslında çok önemli bir görevi ifa ediyor. Bunlardan bir tanesi de caydırıcılık gücünü göstermek. Yani bir savaş ortamında caydırıcılık göstermektense denemeli bir tatbikat ortamında güçlerinin nereye kadar varabileceğini, karşı tarafa verecek olan güçlü mesajların bence en büyük delili. Çünkü elimde şu kadar füze var, işte bu kadar menzili var, gücümüz şu kadar demek pek bir şey ifade etmiyor. Bunları sahada göstermek gerekiyor. Anladığımız kadarıyla 21. yüzyıl birer güç gösterge savaşları. Yani Rusya'nın da elindeki güç bugün dünyayı toptan yok etmeye, Amerika'nın da gücü, hatta Avrupa'nın da gücü buna fazlasıyla var. Sıcak çatışma ortamlarından belki de birbirlerini uzak tutmak için bu tatbikatlar birer araç olarak kullanılıyor. Rusya, Çin ve Moğolistan geçtiğimiz ay Vostok 2018 adlı bir askeri tatbikat düzenledi. Bu, Rus ordusunun Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleştirdiği en büyük askeri tatbikattı. 300 bin asker, 1000'den fazla uçak ve helikopter, 36 bin tank ve zırhlı araç, 80 gemi. Tatbikatta tam 300 bin asker, 1000'den fazla uçak ve helikopter, 36 bin tank ve askeri araçla 80 gemi katıldı. Tatbikatın son gününde ise Rus ve Çin orduları kimyasal saldırısı senaryosunu canlandırdı. Gözler şimdi NATO'nun Vostok 2018 tatbikatına vereceği karşılıkta. Çünkü NATO'da tıpkı Rusya gibi Soğuk Savaş'tan sonra düzenleyeceği en büyük tatbikata hazırlanıyor. Trident Juncture 18 adlı tatbikat önümüzdeki hafta Norveç'te başlayacak ve 7 Kasım'a kadar devam edecek. Tatbikatın senaryosu da hayli manidar. NATO üyeleri ittifak anlaşmasındaki 5. maddenin hayata geçirileceği bir senaryoyu canlandıracak. Söz konusu 5. madde, üye ülkelerden birine yapılacak saldırıya topyekun karşılık verilmesini öngörüyor. Norveç'in işgali önemlidir çünkü Norveç Avrupa'nın birinci, dünyanın sayılı petrol merkezlerinden biri. Doğal kaynak bakımından, balıkçılık bakımından falan baktığınız zaman da çok önemli bir ülke Avrupa açısından. Bir de tabii son dönemlerde Arktik tartışmalarını düşünürseniz Norveç'in ve üstünden devam eden Baltık'ın uzandığı Arktik'in de ne kadar önemli hale geldiğini kabul ederseniz tatbikatın hani adı Rusya olmasa da Rusya'ya karşı yapılmış bir tatbikat olduğu çıkabilir. Tatbikat 50 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin araçla gerçekleştirilecek.
Tatbikata katılacak tüm araçlar arka arkaya dizilirse 92 kilometrelik zincir oluşturacağı belirtiliyor. 29 üyenin tümü tatbikatta yer alacak. Ayrıca NATO ile ortaklık yapan 6 ülkede tatbikat için Norveç'e asker gönderecek. NATO yetkilileri amaçlarının NATO'nun caydırıcı gücünü göstermek olduğunu söylüyor. Tatbikatın Rusya ile Kuzeydoğu sınırını paylaşan Norveç'te gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Tatbikatların nerelerde yapıldığını da bakmak lazım. Şimdi Ruslar bile biliyorsunuz uzak doğuda yaptılar. Ama burada hani şöyle bir de Çinlileri davet ederek yaptılar. Yani Amerikalılara şöyle bir gözdağı da oldu burada. Yani burası bizim bölgemiz. Biz işte büyük tatbikatı burada yapabiliyoruz. Ama NATO da öyle bir yerde tatbikat yapıyor ki Baltık kıyılarında Rusların tarih boyunca en çok hayal kurduğu Pedro'ya Rusların babası unvanını veren Baltık'a çıkıştır biliyorsunuz. Hani kendi denizleri olarak gördükleri alanda yapıyor. Şimdi senaryoya bakarsanız işte adı konulmamış bir güç tarafından Norveç'in işgali. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg son NATO Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın saldırgan bir tutum izlediğini ve bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti. Bir başka krizle devam edelim. Ukrayna'daki iç savaş nedeniyle Batı ile Rusya arasında yeniden soğuk savaş rüzgarları estiriyor. İç savaş nedeniyle Ortodoks dünyasında da büyük bir kriz yaşanıyor. İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi Ukrayna'daki kilisenin Rusya'dan kopuşuna yeşil ışık yakmasıyla ortalık tam anlamıyla karıştı. Ukrayna'da 2013 yılının sonunda başlayan sokak olayları çok geçmeden küresel bir krize dönüştü. Sokaklara dökülenler tıpkı Turuncu Devrim günlerinde olduğu gibi Batı yanlılarıydı. Halk ayaklanması Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych'in ülkeyi terk etmesiyle sonuçlandı. Ancak Rusya yaşananlara sessiz kalmadı. 2014'ün Mart ayında düzenlenen ve meşru olmayan bir referandumla Kırım ilhak edildi, yani Ukrayna'dan koparıldı. Ardından da ülke bir iç savaşa sürüklendi. Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar, Kırım'ın ilhakından hemen sonra tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etti. Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'taki ayrılıkçılara olan desteği ve Kırım'da yaşananların ardından Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde soğuk savaştan bu yana hiç olmadığı kadar gerildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, Rus ekonomisinin can damarı olan sektörleri hedef alan yaptırım kararları aldı. Böylelikle Ukrayna, Batı ile Rusya arasındaki vekalet savaşının en sert cephelerinden birine dönüştü. Oysa Ukrayna, Sovyetler Birliği döneminden bu yana Moskova için özel bir anlam taşıyor. Kremlin yönetimi, Rusça konuşan nüfusun yoğunluğu, tarihi bağlar ve zaman içinde gerçekleşen çok sayıda karma evlilikten ötürü Ukrayna'yı doğal etki alanı içinde görmek istiyor. Bir başka gerekçe ise dini inançlarla ilgili. Rusya Çarlık döneminden bu yana kendisini Ortodoks dünyasının hamisi olarak görmek istiyor. Bu durum Rus Ortodoks Kilisesi ile İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi arasında tarihi bir rekabet konusu. Bizans'ın yıkılmasıyla beraber Rusya'da gelişen bir akım var. O da 3. Roma diye tabir edilen. Yani 1. Roma, Batı Roma yıkıldı. Şimdi Doğu Roma yıkıldı. Dolayısıyla biz Ortodoks bu mirasa sahip çıkıyoruz. Bunun varisi biziz diyen bir siyasi ve dini akım birlikte ortaya çıktı ve Rusya bu fikriyatı uzun süre sürdürdü. Helenist çizgi izleyen kilise parçasıyla
Slav çizgisi izleyen bir kilise parçası ortaya çıkmış oldu. 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması ile Çarlık Rusyası, Osmanlı topraklarında yaşayan Ortodoks halkların hamiliği yolunda önemli bir kazanım elde etmişti. 19. yüzyıldaki Osmanlı-Rus savaşlarının başlıca gerekçelerinden biri de Rusya'nın bu hamilik iddiasıydı. 1828, 1829, 1853, 1856 ve 1877 1878 yıllarında yaşanan üç büyük savaşın hepsinde çatışmaların siklet merkezi Balkanlar ve Kafkasya olurken Rus ordularının asıl hedefi İstanbul'du. Çarlık Rusyası İstanbul'u ele geçirip yeni Roma hayalini gerçekleştiremedi ama bu süreçte Fransız devriminden sonra yükselen milliyetçilik akımının da etkilerinden yararlanarak Balkanlardaki Ortodoks halkları Osmanlı'dan koparmayı başardı. 1917'deki Bolşevik devriminin ardındansa kilise Rus siyasetindeki etkinliğini yitirdi. Hatta baskı altına alındı. Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kilise yeniden politik bir enstrümana dönüştü. Rusya'nın Doğu Hristiyanlarına hamilik iddiası Rus dış politikasının temel kodlarından biri olmaya devam etti. Rus Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına girerseniz açık bir şekilde ruhbanla diplomatların aynı komisyonlarda çalıştığının orada dile getirildiğini görürsünüz. Ancak bu yaklaşım ve Sovyet tecrübesi Rus Ortodoks Kilisesi'nin kendine biçtiği bu role karşı itirazları da gündeme getirdi. Ukrayna'daki durum bu itirazların somut bir örneği oldu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Ukrayna Ortodoksları 3 kiliseye bölünmüştü. Bunlardan ilki 1500'lerden itibaren Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olan Kiev Metropolitliği'ydi. Rusya'dan tamamen ayrılmayı isteyen Ukrayna yanlısı papazlarsa, Ukrayna'nın bağımsızlığının ardından Kiev Patrikhanesi ve Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi'ni kurdu. 1992'de söz konusu kiliselerin bağımsızlığı gündeme gelmişse de dönemin Rusya yönetimi bunları tanımayı reddetmişti. İşte o talepler Rusya ile Ukrayna arasındaki krizle birlikte yeniden gündeme geldi. Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bu yıl içinde bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne iletmişti. Ortodoks ilahiyatına göre yetkili merceği olan Fener Rum Patrikhanesi, Kiev'den gelen başvurunun ardından harekete geçerek bağımsızlık statüsünü hazırlamak üzere iki temsilcisini Ukrayna'ya gönderdi. Bu durum, Moskova Patrikhanesi ile Fener Rum Patrikhanesi arasındaki ipleri gerdi. Oysa Patrik Kiril ile Patrik Bartolomeo henüz Eylül ayı başında bir araya gelerek birlik mesajları vermişti. Sonuçta Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebini kabul etti. Fener Rum Patrikhanesi'nin aldığı bu karar yalnızca dini değil, siyasi açıdan da bir tartışmaya başlattı. Ukrayna karardan memnun. Kiev yönetimi durumu ulusal güvenlik açısından da değerlendiriyor. Rusya ise tepkili. Çünkü bu karar Rusya'nın Ortodoks dünyasının hamisi olma iddiasına da gölge düşürüyor. Şimdi ne olacak? Yani bir muhtemelen bir Ukrayna kilisesi tüzüğü hazırlanacak. Bunu şu anda Patrikhane temsilcileri orada yapıyorlar. Sonra bu kilise gerekli seçimlerini yapacak ve işte patriği belli, altındaki hiyerarşisi belli bir kilise yapısı ortaya çıktıktan sonra muhtemelen İstanbul bunu tanıdığını ilan edecek. Kastedilen tanım aslında bu ama hani bunu yapacağını artık ilan etmiş bulunuyor. Rus Ortodoks Kilisesi bu kararın Hristiyan aleminde yeni bir bölünmeye yol açacağını söyleyerek tepki gösterdi. Ardından da Fener Rum Patrikhanesi ile olan tüm bağlarını koparma kararı aldı. Kremlin yönetiminin tepkisi de gecikmedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, kararı endişeyle karşıladıklarını söyledi. Karar, Ortodoks dünyasını bölecek. Kremlin, Moskova Patrikhanesi'nin bakış açısını paylaşıyor ve Fener Rum Patrikhanesi tarafından alınan kararı endişeyle karşılıyor. Ortodoks dünya hiçbir zaman, Ortodoks kiliseler hiçbir zaman siyasetten bağımsız olamadılar. Bunu tarihe baktığımızda çok açık bir şekilde görüyoruz. Nasıl Rus kilisesi 90'lardan itibaren Rus siyasetiyle iç içe
giren bir çizgi izliyorsa, Rus dışişlerinin daima destekçisi bir çizgi izliyorsa, İstanbul Patrikhanesi de biraz özellikle taşıdığı batılı değerlerle Rus kilisesinin bu milliyetçi ve yayılmacı çizgisine karşı adeta batının bunu engelleyici bir aracı olarak bir çizgi izliyor. Ukrayna yönetimi ise kararın ülkenin ulusal güvenliğiyle yakından ilgili olduğunu düşünüyor. Tanrı, Ukrayna halkının bağımsızlık mücadelesini gördü, dualarımızı duydu ve gayretimizi takdir etti. Alınan karar aynı zamanda Ukrayna'nın ulusal güvenliği meselesidir ve ülkemizin bağımsızlığı açısından tamamlayıcı bir gelişme olmuştur. Kiev, Otcu i Synu i Svetomu Duhu, nini... Kiev yönetimi, Kırım ve Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların arkasında Moskova'daki kilisenin olduğunu iddia ediyordu. Bağımsızlık talebi olumlu karşılık bulan Kiev Patrikhanesi de karardan memnun. Moskova çatışma istiyor. Biz Ukraynalılarsa çatışma istemiyoruz. Çünkü Ukrayna'nın işlerine dışarıdan karışılmasına karşıyız. Kiev Patriği Filaret ayrıca Ukrayna'daki kilise mensuplarına ülkenin ulusal birliğinin korunması için birlik içinde olma çağrısında da bulundu. Peki Batı dünyası ve Vatikan bu gerilime nasıl bakıyor? Bu sorunun yanıtı şaşırtıcı değil. Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında yer alan Batı ve Vatikan, Kiev Patrikhanesi'nin Moskova'dan kopuşundan memnun. Bir insanlık trajedisiyle devam edelim. Yasa dışı göç. İnsanlar doğduğu topraklardaki yoksulluk, savaşlar nedeniyle dediğimiz gibi doğduğu toprakları terk ediyorlar. Daha iyi yaşam için farklı ülkelere son derece tehlikeli yolculuğa çıkıyorlar. Ancak ne yazık ki bu yolculuk genellikle acıdır ki trajediyle sona eriyor. Avrupa Birliği ise göçmenlere karşı sınırlarını kapatmış durumda. Ancak uzmanlara göre yasa dışı önlemek istiyorsanız çok farklı çözüm yolları geliştirmeniz gerekiyor. Dosyamız gelsin ekranlara. Görüntüler Yunanistan'ın Midilli adasından. Tatil için adada bulunan bir Türk vatandaşı, karşısında bir bot ve yaklaşık 15-20 kişiyi görünce hemen cep telefonuyla kayıt almaya başlıyor. Çok enteresan. Bot karaya ulaşınca göçmenler büyük sevinç yaşıyor. Kurtulduklarını düşünüyorlar. Avrupa'da yeni bir hayata başlamayı düşünüyorlar. Oysa karşılaşacakları gerçek çok da bekledikleri gibi olmayacak. Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria mülteci kampında şiddetin ölümcül boyutlara ulaştığı ve intihar yaşının 10'a kadar düştüğü biliniyor. Kamptaki çocuklar arasında kötü hijyen koşulları nedeniyle deri hastalıklarına rastlanıyor. Ayrıca zaman zaman polisin attığı biber gazı nedeniyle de solunum yolları rahatsızlıkları yaygın. Yaşanan şiddet nedeniyle kamptan firar edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Göçmen sorunu modern dünyanın her ne kadar görmek istemese de en önemli problemlerinden birisi. İnsanlar ya ülkelerinde yaşanan iç savaş ya da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle farklı ülkelere yasa dışı yollarla gitmeye çalışıyorlar. Son olarak Türkiye, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarca insanı ülkesine kabul etti. Ancak Batı'nın karnesi bu noktada oldukça zayıf. Ne yazık ki yasa dışı göç yapmak isteyen insanların sonu ise genellikle birbirinin aynı. Yasa dışı göçün aslında bir ülkenin hem sosyoekonomik yapısına, aynı zamanda siyasal yapısına çok ciddi etkilerinin olduğunu görebiliriz. Bugün yasa dışı göçlerin daha ziyade 3. dünya ülkelerinden veya yoksul ülkelerden daha fazla gelişmiş
veyahut kendi yerlerinden daha iyi yaşam standartlarına sahip olan yerlere göç şeklinde cereyan etmektedir. Yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine giriş yapmak isteyen göçmenlerin hikayesi aslında birbirlerinden çok da farklı değil. Hepsi daha iyi bir hayat istiyor. Ancak onlar insan tacirleri için sadece para demek. Bu durum Akdeniz'in mavi sularını bir ölüm denizine çeviriyor. 2017 yılında 2993 göçmen boğularak can verdi. Sadece bir ay önce küçük bir bota tam 376 kişi sığdırdı insan kaçakçıları. Sonuç kaçınılmazdı. Bot Libya açıklarında battı, 100 kişi daha iyi bir yaşam umudu kurarken hayatını kaybetti. Türkiye ise geçtiğimiz pazar gününe yürekleri dağlayan bir haberle uyandı. İnsan tacirleri göçmenleri bu defa bir kamyon kasasına doldurdu. Kamyon İzmir'de kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. 22 kişi yaşamını yitirdi. Ya, yasa dışı göç üzerine, insan kaçakçılığı üzerine yaptığım çalışmalarda şunu gördüm. İnsanların kafasında bir umut ve çok daha iyi koşullara ulaşacağını düşünme fikri var. Yani bu bir saplantı haline gelmiş. Şöyle düşünüyor, ben hedeflediğim ülkeye yasa dışı veya yasal yollarla gittiğim zaman benim hayatım tümden değişecek. Şimdi tabii bu insanların içinde yaşam korkusu olanlar var. Hani bir an önce kendisini güvenli bir ortama atmak istiyor. O ayrı. Fakat özellikle Avrupa'ya gitmek isteyenlerin önemli bir kısmı, yani Türkiye'de de hayatları güvenli ama Türkiye'den Avrupa'ya geçmek istiyorlar. Orada çok iyi koşullarda çalışacaklarını, çok iyi para kazanacaklarını, çok iyi bir hayat olacağını düşünüyorlar. Buna inanmışlar. Suriye'de yaşanan iç savaş yüzünden yaklaşık 4 milyon kişi Türkiye'ye sığındı. Avrupa Birliği ise göçmenlere kapılarını kapattı. Sınırlarını tel örgülerle donattı. Avrupa'ya ulaşmayı başaran göçmenlerin nasıl paylaşılacağı ise Avrupa Birliği ülkeleri arasında ciddi bir kriz. Akdeniz'e sınırı olan Avrupa ülkeleri, diğer üye devletlerin de sorumluluk almasını istiyor. Ancak Orta Avrupa ülkeleri buna karşı çıkıyor. Mesela Avrupa Birliği ülkeleri bugün yasa dışı göçle mücadelede daha çok odaklandıkları nokta sınırların güvenliğinin daha güvenli hale getirilmesi ve üçüncü ülkelerle yapmış oldukları anlaşmalarla yasa dışı göçü başka ülkelerde sınırlandırması ve ülkeye geçişlerin, mültecilerin önlenmesi. Bu da aslında daha ziyade bu mültecilerin yaşam güvenliğini göz ardı eden bir politikadır ve bu anlamda kalıcı bir çözüm stratejisi olarak belirlenemez. Son 17 yılda göçmen sayısının %49 arttığı dünyada en çok göçmen nüfusu Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Türkiye, Suudi Arabistan ve Rusya'da bulunuyor. İç savaşlar, çatışmalar, açlık, gelecek kaygısı. Çoğunluğu Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden milyonlarca insanın vatanını terk etmek zorunda kaldığı yeryüzünde bugün itibariyle 258 milyon mülteci var. Asya, Afrika, Orta Doğu ülkelerindeki birçok insanın Avrupa'ya yasa dışı yollarla gittikleri zaman hayatlarındaki sorunların devam edeceğini bir şekilde anlamaları gerekiyor. Avrupa'ya geçtikleri zaman yine orada kamplarda kalıyorlar. Bazı kamplardaki koşullar çok kötü. Ayrıca insan kaçakçılarının aktivitelerini engellemek için belli bir bölgede önlemler alınıyor. Mesela şu anda Ege Denizi'nde önlemler alındı. Bu sefer Akdeniz yolunu kullanmaya çalışıyorlar ve insan kaçakçılığıyla ilgilenen, insan kaçakçılığı işlerini yürüten çeteler, suç örgütleri son derece becerikliler. Çok hızlı bir şekilde rotalarını değiştiriyorlar, stratejilerini değiştiriyorlar ve insanlardan büyük paralar almayı becerebiliyorlar. Türkiye ise yasa dışı göçle etkili şekilde mücadele eden ülkelerin başında geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği rakamlara göre düzensiz göçle mücadele kapsamında bu yıl 4.382 organizatör ve 205.523 düzensiz göçmen yakalandı. Kaynakların daha adil bir şekilde dağıtıldığı bir dünya kurulmadıkça sadece dikenli tellerle göçü engellemek zor. Bugün dünyadaki her 30 insandan biri mülteci. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri silah kaçakçılarına göz açtırmıyorlar. Hafta içinde tam 20 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. O operasyonları ise sadece Sıcak Nokta takip etti. Silah kaçakçıları ve sahte silah üreticileriyle mücadele sürüyor. İstanbul'da 2017 yılında 16 bin, 2018 yılının ilk 10 ayında ise 9 binden fazla tabanca ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Suç şebekelerine ve kanunu hiçe sayanlara geçit verilmedi. Bu başarının kahramanları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler. Polis ekipleri hafta başında yine nefes kesen bir operasyona imza attı. Sıcak Nokta ekibi de o operasyona eşlik etti. Saatler sabahın 05'ini gösteriyor ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı silah ticareti yaptığı belirtilen yerlere eş zamanlı operasyon düzenleyecek ve Sıcak Nokta ekibi olarak biz de buna şahit edeceğiz. 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılacak adresler arasında iş yerleri de vardı. Sıcak Nokta ekibi de o adreslerden birindeydi. Evet, apartmanın etrafı dört bir yana sarılıyor çünkü bu aranan kişiler her yerden kaçabilirler. İşte onu yakalamak için de polisler bir an her tarafını, dört bir çevresini sarıyorlar. Evet, şu anda polisler içeriye girdiler ve adresi doğru ilerliyorlar. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden tespit edilen bir adresi az sonra arayacaklar ve burada yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi var. Onu yakalamaya çalışacaklar ve şu anda eş zamanlı operasyon İstanbul'da başlamış durumda. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018'de 39.296 sayılı soruşturma kapsamında yetiştirmesinde sakınca havuzdan dolayı baskın yapılan adreslerde çok sayıda sahte silah ele geçirildi. Zanlılar gerçek silahların kalıplarını çıkararak yasa dışı yollarla benzerlerini üretiyordu. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şu anda Ümraniye'de bir dükkanda arama yapıyorlar ve işte yapılan aramalarda görmüş olduğunuz gibi silahlar ele geçirildi. Bir kısmı gerçek silah, diğeri de buradaki zanlının kopyaladığı silahlar ve kalıpları. Silahlar bu ve benzeri merdiven altı olarak tabir edilen yasa dışı bir imalathanede yapılıyordu. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda silah kalıpları, 19 tabanca, 3 pompalı tüfek, 4 adet susturucu tabanca ve aparatları, 2 kuru sıkı tabanca ve silah yapımında kullanılan malzemelerle çok sayıda mermi ele geçirildi. Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 13 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sıcak Nokta ekibinin tanıklık ettiği bu operasyon, organize suç örgütlerine karşı verilen müdahaleye küçük bir örnek. 2018 yılı içinde benzer pek çok operasyon düzenlendi. İşte onlardan biri. Görüntüler İstanbul'da minibüs şoförleri üzerinde baskı kurarak haraç ve yağma olaylarına karışan bir çeteye yönelik operasyondan. Geçtiğimiz ay düzenlenen bu operasyonda 27 kişi yakalandı. Yasal sürecin ardından da 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyon kapsamında bir evde ve bir aracın motor bölümünde yapılan aramalarda da örgüte ait tabancalar ele geçirildi. Bu görüntülerde yine bir sahte silah operasyonuna ait. Nisan ayında bir iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Bu görüntülerse kadınlara zorla senet imzalatarak fuhuşa sürükleyen bir çeteye yönelik operasyondan. Operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 15'i tutuklandı. Çetenin tuzağına düşen kadınlar da özgürlüklerine kavuştu. Bu operasyonda ise hedef Sultan Gazi, Çağlayan Adliyesi ve Gazi Osman Paşa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya karışan çetenin üyeleri, örgütün suç işlerken kullandıkları çalıntı araçları Ali Beyköy Barajı'na attığı tespit edildi ve o araçlar baraj gölünden çıkarıldı. Operasyonda 15 kişi tutuklandı. İstanbul polisi bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da organize suç örgütleriyle mücadeleyi aynı titizlikle sürdürmekte kararlı.
Sıcak Nokta'nın bugünlük sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte farklı bir sıcak noktada buluşmak üzere. Hoşça kalın.